Çeşitli hocalarla da konuşarak bu süre zarfında gönlümüze çok yatan Dalcı hocamla anlaşmaya karar verdik. Ve şimdi imza altına alacağız. 6 ay maçı sonrasında hocamla beraber olacağız. Hocamın gelirken tek şartı vardı. Transferi açın ve ben öyle gelirim. Transfer açacağımızda ışıkları göründü. Allah'ın izniyle o işi halledip Gençler Birliği önümüzdeki yıllarda layık olduğu yerlere getirmeyi hocam ve yönetim olarak kararlıyız. Hatta daha da iddialıyız. İnşallah önümüzdeki senelerde gerçek yerimiz olan Süper Lig'e çıkarız. Hocam bize gelmedi. Ben hocama gittim. Estağfurullah. Ben gittim İstanbul'a. Kendisiyle beraber oturduk. Uzun uzun konuştuk. Kafamız da uyuştu. Şimdi hocam çok dürüst, ahlaklı, seviyeli bir insan. Onun için onunla çalışmaktan şahsen ben çok memnun ve gurur duyuyorum. Arda'yla ilgili Sayın Ali Koç'la konuştuk. Ben gittim ziyaretine. Hatta o kadar nazik davrandı ki yok. Sakat ayağıyla arabaya kadar iki kat indi ve beni arabaya geçirdi. Çok beyefendi, aile, görgülü bir ailenin çocuğu zaten. Ama para konuşmadık. Para, 1.3 milyon şeyi geçti. Onlar hepsi eskiden olan şeyler. Yani geçen sezon 1.3 o verdi. Ben de 2.5 istedim. Sanki ben şu anda 2.5 istiyormuşum gibi algı yaratılıyor. Bütün eski şeyleri tekrar yazıp duruyorlar. Hiç alakası yok. Bir kuruş para konuşmadık. Onun bana söylediği, ben dedi bir paket hazırlayacağım. Bu pakette sizin transfer yasağınıza büyük katkı vermeye çalışacağım. Bu kadar. Şimdi biz ondan haber bekliyoruz. Ondan bekliyoruz. Diğer bazı atılımlarımız daha var. Onlardan da bekliyoruz. Ben açacağıma inanıyorum. Açacağım ya. Hatta yani Ocak'tan önce açım diyorum ki alacağımız yeni transferlerle ön protokolü alıp onları takıma adapte edebilelim. Sezon açılmadan. Evet. Başka var mı? Ankara Gücü'nden de futbolcu transferleri konuşuluyor. Bazı futbolcuların. Vallahi Ankara Gücü'nden biz Ankara takımıyız. İki tane kardeş kulübüz. Yani biz her zaman böyle tatlı atışmalar olsa bile sonunda şehrin takımıyız. Yani biz birbirimize yardım etmek zorundayız. Şimdi hocam isterse alır, istemezse başka bir yerden alır. Hatta Ali Koç bile dedi, ben size iki tane de oyuncu verebilirim dedi. Galatasaray dedi, ben oyuncu vereyim diye. Eyüp dedi, ben oyuncu vereyim diye. Yani herkes Gençler Birliği'nin bu ligde kalmasını arzuluyor. Çünkü Gençler Birliği 100 yıllık bir kulüp. Hiç böyle kötü bir şeye karışmamış, tertemiz tarihi ve mazisi olan. Tabii burada İlhan abinin de kişiliği ve Türk sporuna katkısı önemli. Onların hatırası için her kulüp el birliğiyle Gençler Birliği'ne katkı veren diye uğraşıyor. Şunu ilave etmek istiyorum. Yazılı çiziliyor sosyal medyada. Efendim malı satacak, parasını alıp kaçacak. Böyle bir durum yok. Mal satılır, Arda da satılır. Ama bunlar kulüp menfaati için yapılır. Ben paramı alma sevdasıyla niye yatırayım ki? O zaman hiç yatırmazdım.
bu koltuğa da seçilmezdim. Benim ağzımdan bir kere paramı kurtaracağım lafı duydunuz mu? Öyle bir şey duymadınız. Söylemedim çünkü. Ha, sattırmam dedim. Ama satmadan da çözmenin şey yok. Ben hala buranın maaşlarını ödüyorum. Hala personel, futbolcu maaşları. Hiçbirinin alacağı yok şu anda. E şimdi ama bunun da bir sonu var. Bu dipsiz kuyudu ki. O bakımdan kimse heveslenmesin. 2,5 sene ben buradayım. 2,5 seneden sonra da gelen kura girerim. Kazanırsam da devam ederim. Onu da söyleyeyim. Yani hiç böyle ocağı bırakacakmış, yok Şubat'ta ayrılacakmış, yok Aralık'ta gidiyormuş. Yok böyle bir şey. Bunu da söylemiş olayım. Geçen sene sadece Süper Lig'e çıkıldığında 6 oyuncuya burada 6,5 milyon euro verildi. Kimse bunun hesabını sormuyor. Bu borç benim borcum değil ya. Bu borç eski yönetimin borcu. Kurlar arttıkça borç artıyor. Ben buradayım abi. Size bunu söylüyorum. Gitmeye de niyetim yok. Bu kulübü ben İlhan abiye seçildiğim gün mezarı başına söz verdim. Bu kulübü eski haline getireceğim, ondan sonra bırakacağım diye. Bugün burada bulunmamızın sebebi belli. Bir birlikteliğe inşallah imza atacağız. Geldiğimiz kulüp gerçekten Türk futbolunda bir kültürü olan, ülke futbolunda lokomotif olan bir kulüp. Anlayışı ve prensipleri belli olan bir kulüp. Dolayısıyla bunları düşündüğünde tabii ki buraya hayır demek çok kolay olmuyordu. Değerli başkanım ve yönetimimle yaklaşık bir haftadır istişareler halindeydik. Görüşmeler yaptık. Arz ve taleplerimizi kendilerine ilettik. Onlar da tüm gücüyle bu isteklerimizi ve taleplerimizi yerine getirdi. Dolayısıyla bugün bu birlikteliğe sizin de huzurunuzda inşallah imzayla burayı pekiştireceğiz. Amacımız belli. Bulunduğumuz bu durumdan bir an önce Gençler Birliği'ni gerçekten kurtarmak. Bir projeye geldik aslında. Bu sene ve gelecek seneyle alakalı. İnşallah bu sene hep birlikte bir güç birliği yaparak Gençler Birliği'ni bulunduğu bu durumdan kurtarmak. Gelecek sene de inşallah başkanımın da dediği gibi Gençler Birliği'nin layık olduğu Süper Lig'e tekrar çıkarmak. Dolayısıyla bu anlayışla, bu hırsla, bu arzuyla şu anda karşınızdayız. İnşallah bunu hep beraber sizlerin de katkısıyla umarım bunu birlikte başararak bu mutluluğu birlikte yaşarız diye düşünüyorum. Öncelikle şu anda önümüzde 6 tane maçımız var. Şu andaki mevcut kadroyla bütün puanlara tabii ki talibiz. Alacağımız her puan bizim için ikinci yarıda çok büyük avantaj olacak. Bunun bilincindeyiz. Dolayısıyla oyuncuları fiziksel anlamda aslında çok yeterli görüyorum. Mantel olarak bir çöküşte olduklarını hissediyorum ve tahmin ediyorum. Bunları mantel olarak belli bir seviyeye çıkartıp o özgüvenlerini tekrar yerine getirip yarışmaya ve yeni bir sayfayı açtığımızı net bir şekilde ifade ederek onların şu 6 maçlık periyotta var olan maksimum gücümüzle mücadelemize devam edeceğiz. Öncelikle burayı bu şekilde aşmamız gerekiyor. İkinci yarıda transfer yasağının açılmasıyla birlikte tabii ki bizim de kulüp içerisinde istişarelerimizi gerek sportif direktörümüz gerek değerli başkanımız ve yönetimimizle birlikte tabii ki belli bir planlamamız var. Bu planlama doğrultusunda istişareler yaparak doğru olması gereken ve bu kulübü kurtarması gereken hamleler neyse mutlaka hep birlikte yapacağız. Kadromuzda bulunan teknik direktör ve yardımcılarını kulübüden ayırmadık. Kimisini altyapıda, kimisini scout ekibinde, Medet de hocam yanına aldı. Dolayısıyla onlar kulübün elemanlarıdır, kulübün personelidir. Kulüpte çalışmaya devam edeceklerdir. Hocam hayırlı olsun. Senin için de, kulübün için de Allah mahcup etmesin. Çok teşekkür ederim başkanım. Hayırlı olsun inşallah. Bu kadar çok.